Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte karşınızdayız. Haftanın son gününü hocam Ataşehir Memorial Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Soysal'la birlikte program yaparak başlatacağız ve bitireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yanlandırıyorum. Sağ olun hocam. Çocuk enfeksiyon hastalıklarını konuşacağız ama bununla beraber biliyorsunuz kış bir anda gelmedi. Aslında gelmesi gereken zamanda geldi ama sanki biraz daha çetin, sert geldi gibi. Evet. Bilmiyorum, bu bizim eve çok net yansıdı. Benim de bir kızım var. Ciddi salgın var şu ara. Siz de biliyorsunuzdur, size de vaka geliyorlar mutlaka. Bu salgınların sebebi nedir hocam? Öncelikle bununla başlayalım, sonra size soracağım bir takım sorular var. Tabii salgın dediğimiz an insanların aklına bu Covid salgını gelir ama bu o salgın gibi değil. Esasında hani Covid dönemi bitti. Covid'den sonra bizim Covid öncesi dönemde gördüğümüz, olağan sıklıkta gördüğümüz enfeksiyonları görüyoruz. Tabii bunun yaz dönemine göre dramatik bir şekilde artış olduğu için salgın gibi esasında bir yanlış terim kullanıyoruz. Bu bir salgın değil ama sonuçta kış aylarında olması gereken kış aylarının kadim dostları, kadim virüsleri yine piyasaya çıktılar ve yapması gereken enfeksiyonları yapıyorlar. Hocam toplum olarak salgın ifadesini biraz seviyoruz bence. Evet, ya evet. Da bilmediğimiz için salgın ifadesini evet. Kullanıyoruz. Şimdi ben mevsim nasıl hasta dedim. Evet çok ciddi bir salgın var hemen yanındaki değil. Arkadaşım çünkü söylüyor. Çünkü bize salgının ne demek olduğunu Covid öğretti. Evet. Bu gerçek bir salgındı. Evlerden çıkamadık, izolasyonlarda kaldık, işte kapanmalar oldu, okullar kapandı. Bu normal şiddetindeki bir kış ayı gibi düşünmeniz gerekiyor. Kötü günler yaşadık hocam değil evet. Mi? Evet, çok yani, şükür ki o günleri geçirdik. Şimdi siz onunla ilgili de bir takım sorularım olacak. Hala var mı diye vakalar mutlaka siz görüyorsunuzdur. Var canım vaka. Bir de şöyle bir söylem var. Var ama söylemiyorlar. Var ama yok, gizliyorlar. Yok öyle bir şey yok. Şimdi şöyle ben buraya gelmeden önce işte bizim bu hastane buraya biliyorsunuz yakın. Evet. Yaklaşık 10 tane diyelim bir hasta baktık. Hasta çocukları içerisinde baktığımızda işte Covid'de gördük. İnfluenza'da gördük. Bugün. Evet. RSV'de çıktı. Ama bu çıkma oranları o bizim eski 2019-20-21 dönemindeki gördüğümüz salgın gibi böyle dramatik bir şey yok. Ama artık hani kış aylarında görürken sanki bir o influenza dediğimiz şey grip ayarında normal sıklığa yakın bir enfeksiyon paterni içerisinde yine de biz Covid'i görüyoruz ama tabii eski günlerdeki gibi değil böyle. Şey mi oldu hocam? Grip bizim aramıza yerleşen eskiden misafirdi ya hani artık aramıza yerleşen aileden biri mi oldu? Yani hani hayatımızda bir soğuk algını, bir grip, bir nezle evet. işte faranjitimiz vardı. Covid de bunlardan biri mi oldu? O formata geldi. Evet, o formata geldi. Peki Covid'de artık şey yok değil mi? Evden çıkma yasağı, işte evde kalacaksın. Yani o artık kapanmalar bitti ama sonuçta bir izolasyon dediğimiz hani enfeksiyonun bulaştırıcı olduğu bir dönem var. Bu influenza için de geçerli. Ama bu grip için de geçerli. Beta için de geçerli, grip için de geçerli. Yani o bulaştırıcı süresi var. Şimdi bunu ben hani çocukların ve annelerin alınacağını da söyleyeyim. Covid oldu, kaç gündür rapor verelim, kaç gün okula gitmesin sorusu soruluyor. Bu hala yeni 7 gün. Aynı şekilde bunu grip olan bir çocuk için de sorsalar, ona da diyeceğim ki 5-7 gün okula gitmesin, ona da aynı raporu vereceğim. Ama bir kapanmadır, bir izolasyondur, hani bizim temaslı takibidir. Onlar şu anda artık onlar bitti zaten. Şey de görüyorum hocam yakın zamanda artık maske kullanımı yeniden arttı sanki. Bu Covid'den dolayı mı? Yani söylem standart şuydu ya artık hani. Artık yani maske kullanımına o devletin önerdiği kapalı alanlarda maskesi onlar kalktı biliyorsunuz. O önlemler kalktı ama maske bize bu salgın bize şunu öğretti. Maskenin gerçekten hani koruyucu olduğunu öğretti. Biz hani salgın öncesinde çocuk doktoru olarak çocuk muayene ederken mesela maske takmazdım rutinde. Ama baktık ki salgın döneminde maske taktık. Binlerce Covid'li çocuk muayene ettik. Temas onları oldu. Yatırdık, temas ettik. Maske bizi korumuş. Ve benim bir siz pratik... oldunuz mu? Nasıl? Oldunuz mu? Ben bir kere geçirdim. Hani bu dönem içerisinde onu da hafif geçirdim. Bir önlem mi aldınız? Yani bir aşı şey oldum. Aşı oldunuz, maskenizi taktınız. Maskenizi taktım, evet. Peki hocam, şimdi
Maskeyle ilgili şunu sormak istiyorum aslında size. Bilmediğim için ama öğrendiğim bir şeyi sormak istiyorum. Doğru veya yanlışını konuşalım isterim. Yine bir hekim arkadaşınızdan öğrendim bunu. Sizin hastanenizin değil. Benim geçen sene kızım zatürreye yakalandı. Evet. Akciğerler kapalıydı artık. Onu açıncaya kadar biz bir hafta gerçekten hastanede serumlar, antibiyotikler, aklınıza gelebilecek bütün tedaviler çok şükür yapıldı. O dönemde akciğer solunumu için hoca şey dedi, Covid'de kol geziyordu, hala vardı. Dedi ki bir süre maske kullanmayalım, ciğerlere hava girsin. Yani o şeyi doğal yolla alsın, kapatmayalım ağzını dedi. Okula da göndermeyelim dedi, bir süre o şeyden izole olsun. Maske kullanımı o dönemde sakıncalı mı ciğerler için? Yok, şimdi akciğerdeki bu... Sizin akciğer enfeksiyonunuz var. Akciğerin solunum kapasitesi düşüyor. Yani her nefes alıp verdiğinde yeteri kadar oksijenizasyon sağlamıyor hasta çocuklarda. Doğru. Akciğerde zatürre. Bir de bunu maskeyle hava girişini engellerseniz çocuğun oksijen saturasyonunu daha da düşürürsünüz. Bu farklı bir durum. Ama normal sağlıklı bireyin maskesini kapatması hani o etkiyi yapmaz. Hayır, yok, ben tamamen işte ortaya çıkan bir travma var. Zatürre çıktı. Gerekli tedaviler yapıldı. Akabinde maske takılmaması önerildi. Ve dediğim gibi Covid'in de tabii biz koruduk, kolladık çocuğu. Okula da göndermedik. Hani bize bir öneri. Şimdi izleyenlerimiz için de bir öneri olsun mu? Yani Allah korusun. Böyle bir durumda kişinin çocuğu böyle bir hastalığa yakalandığında maske kullanımını öneriyor musunuz? Şimdi aslında hepimiz maskeyi kullanmak şöyle, isteriz. Maske hem bulaşmayı engeller, hem hasta insanın da bulaştırıcılığını engeller. Enfeksiyon olan bireyin eğer oksijen kapasitesinde düşüklük yok ise mutlaka maske takması önemli. Hem başka bir şey bulaşmasın, hem kendisi bulaştırmasın. O bir bariyer. Bu sadece Covid için değil, genel olarak aslında. Tüm enfeksiyonlar için geçer. Takmak yani gerekiyor. Hava yoluyla bulaşan, damlacık ile bulaşan tüm enfeksiyonlar için geçer. Mesela siz şimdi öksürdünüz. Yayıldı. Şimdi bir kuvvetli öksürüğe 40 bin tane ağzımızdan partikül çıkıyorsa, konuşurken 1000 tane çıkıyor, hapşırırken daha fazla çıkıyor mesela. 50 bin, 100 bin tane çıkıyor ama her konuşmamızda bizim, her hapşırmamızda, her öksürmemizde boğazımızdaki damlacıklar çıkıyor. O damlacıkların üzeri, eğer bizim boğazımızda mikrop, vücudumuzda mikrop var ise her bir damlacık üzerinde küçük küçük mikroplar var ve havada asılı kalıyor. Buraya bir başkası geldi. Mesela hemen öksürdük, kanıyor. Hava aldı, o mikropları damlacıkla buna geçiyor. İşte bulaş bu şekilde oluyor. Gözle göremiyorsunuz o damlacıkları. Bazı mikroplar burada hapşurdunuz, öksürdünüz. Mesela 1 metre uzağa kadar gidip yere düşebiliyor mikrop ağır olduğu için, damlacık ağır olduğu için bazı mikroplar hafif. 2 saat o damlacıklar bu odanın içinde uçuşabiliyor. Buraya 2 saat içerisinde hiç bize teması olmayan, bir sonraki yayını yapacak arkadaş geldi. Burada o mikroplar önemli değil. Buraya oturdu. O damlacıkları alırsa biz çıktıktan 2 saat sonra bile o enfeksiyon enfekte olabilir. O yüzden maske önemli. Maskeyi koyduğunuz zaman bir fiziksel bariyer. Hapşırırsanız da öksürürseniz de buraya çıkacak damlacık sayısını azaltıyor. Anladım. O şekilde düşünmek lazım. Peki hocam. Şimdi biliyorsunuz soğuklar geldi, evet. Burun akıntıları başladı. Bir takım hastalıklar. Nezle mi, grip miyim? Ben bunu bilmiyorum. Nezle ile grip arasındaki o tabii, farkı biraz konuşalım biz istiyorum. Biz bu iki deyimi halkımızda bazen yer yer biz de bunu geçiyoruz. İşte ben nezle grip oldum diyorsunuz. Ama ikisi birbirinin o kadar farklı ki, dağlar kadar farklı. Şimdi birisi klinin iyi tarafında nezle, diğeri de esasında İnfluenza dediğimiz, grip dediğimiz daha ağır formatında. Nezle dediğiniz zaman, nezlesi olan insan ayakta gezer, hapşurur, burnu akar, kendini birazcık kırgın hisseder, burun doluluğu olabilir. Daha burunda bir akıntı olur, sakin, ateşi olmaz. Ve ayakta geçirir. Ama grip tamamen farklı. Grip olan insanın çok yüksek ateş olur, 39 derece, 40 derece. Halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, yani öksürür, dökülür ve grip de genelde yatar. Yani ayakta geçirmez grip. Mutlaka yatma ihtiyacı olur, halsizlik, yorgunluk olur. Aradaki fark bu. Birine çok belirgin ateş var, çok kötü,
başını kaldıramıyor, yataktan çıkamıyor formatında. Diğeri ise ayakta böyle hafif öksürme, hapşurma, tıksırma, birazcık böyle kendini kırgın hissetme ama günlük aktivitelerinden bir kaybı yok. Günlük işine gidebiliyor. Bu nezle ve soğuk algınlığı. İkisi de aynı terim ama grip farklı bir şey. Grip ve influenza da aynı kullandığımız terimler. Ha. Peki hocam, bu dönemde en sık görülen enfeksiyonlar neler? Şu anda baktığımızda mesela bugün gelmeden enfeksiyon çocuklara baktığımda bir tanesi COVID çıktı. Bir tanesi influenza çıktı. RSV dediğimiz bir bronşiolit virüsü var. Bunlar çoğu. Bunlar virüsler. Nasıl başlıyor hocam? Onun belirtileri nedir? Şimdi RSV öksürükle mi başlıyor? RSV daha önce de bronşiolit virüsü. Bunlar da çocuklarda durmayan öksürükler, hırıltı, hafif bir ateş, grip kadar olmasa bile anneler bir hışırtı gelir derler. İçinden akciğerlerden cızırtı gelir derler. Çocuk daha sık nefes alıp vermeye başlar ve genelde 2 yaşından küçük çocuklarda bunun tablosu böyledir ama yaş büyüdükçe böyle boğazda yanmadır, hafif öksürük gibi formatına geçer ama yaş küçücükte hırıltı, öksürük, ateş ve kendini belli eden halkında bronşit, bronşolit dediğimiz hastalığa neden olan virüstür. Bu da var bu dönemde. Bunların hepsi kış virüsleri. Tabii kış virüsünün ana dominantı grip dediğimiz influenza virüstür ki Aralık ayı Türkiye'de de tüm dünyada da influenza aktivitesinin tap yaptığı, zirve yaptığı aydır. Soğuk havalardan dolayı mı? Tabii soğuk havalar. Burada zaten bazı virüsler sıcağı sever, bazı virüsler soğuk sever. İşte soğuk sever virüslerin başında da influenza geliyor. O halde bu dönemler şu anda yani en sık gördüğümüz virüs influenza. Peki temel gelme noktası okullar mı sizce? Şimdi biz herhalde bir 85 milyon bir nüfusumuz oldu. Şimdi ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum, siz de hatırlarsınız ama kapalı alanlar, AVM'ler, toplu taşımalılar, taşıma bu kadar nüfus yoğunluğu yoktu. Kreşler bu kadar yaygın değildi. Ana sınıfları bu kadar yaygın değildi. Şimdi neredeyse kreşe gitmeyen çocuk yok. Evet. 3 yaşında, 2,5 yaşında çocuklar kreşte, 10'lu, 20'li yerlerde. Tabii bunlar biraz önce anlatmıştım bulaş yöntemi. Yakın temas ederseniz bulaşır ve kimden bulaşacak? Hasta bireyden bulaşacak. Hasta olan biriyle temas ederseniz bu mikrobu kaparsınız. Şimdi düşünün kreşi, okulu. Bir tane çocuk var. O gün annesi herhangi bir ateşli çocuğu göndermiş. Bu çocuk diyelim ki influenza var. Sınıfta da 20 kişi var. 5-6 saat gün içinde beraber olurlar. Hapşurdular, öksürdüler, birbirlerine tokalaştılar. İşte bazen işte sarılırlar, sınıfta öpüşürler, itişirler, kakışırlar. Bu virüsün bulaşma ihtimali yok. Mutlaka sınıfta 3-5 kişi enfekte oluyor. Biri iyileşiyor, biri iyileşirken tekrar diğeri hasta oluyor. Bütün sınıfı bir bakıyorsunuz. Yaklaşık bir aylık döngü içerisinde bütün arkadaşlar hasta olmuş. Kapalı havalar soğuk, dışarıda gezmiyoruz. Kapalı AVM'lere gidiyoruz. Düşünün bir anda 3000 kişi içeride. Bu 3000 kişinin içerisinde en az 50-100 kişinin mutlaka bir viral enfeksiyon geçiriyordur. O geçerken tuvalete giriyor, alışveriş merkezine giriyor, markete giriyor, bir yerde elbise deniyor, bir yerde ayakkabı deniyor, hapşırıyor, öksürüyor. Elleriyle sağa sola yapışıyor, asansöre biniyor, işte yürüyen merdivenlere biniyor. Siz de oralara elinizi dokunuyorsunuz, havasını soluyorsunuz ve otomatikman siz de bir şeyler kapmaya açık oluyorsunuz. Bu modern dünyanın yarattığı, konforun getirdiği yan etkilerle karşı karşıyayız. Daha rahat ve daha kolay bulaşıyoruz artık.